Saat kaç? Saat 8 Zeytinperi. Mersi. Acaba Efecan uyanmış mıdır? Zeytin, o saat nedir? Saat kaç diye bakıyorum. Baba, niye sessizce geliyorsun? Sen onu bunu bırak da bana cevap ver. Senin saatte ne işin olabilir ki? Efecan sabah babasına gelecek. Oynayacağız. Saat 9 olmasını bekliyorum. Merhaba Zeytin, nasılsın? Merhaba anne amca. Herkes içeride mi? Evet. Tamam, kimse çıkmadan yakalayayım onları. Hoşça kal, görüşürüz. Zeytin lütfen. Hiç anlamadım. Sabah köründe ne işi var? Günaydın. Aa, siz miydiniz Avni? Ben de bizim kızlandım. Ya böyle sabah sabah rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın ama Sadık Bey evde mi acaba? Evde ama yukarıda. Aa, o zaman hiç meşgul etmeyin. Aa, Betüş Hanım burada. Günaydın Betüş Hanım. Aa, günaydın Avni Bey. Hoş geldiniz. Gelsenize içeri. Buyurun, buyurun. Gelin. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ya böyle sabah sabah sizi rahatsız ettim ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Öyle şey mi olur? Buyurun. Şey için rahatsız ettim. Bu akşam sizi iftar yemeğine bekliyoruz. Ya Zeyno ile evlendiğimizden beri sizi bir türlü misafir edemedik. Bu akşama kısmet oldu. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz de... bir Sadık'la konuşayım, sonra size haber vereyim, olur mu? Tamam, peki. Ha, unutmadan sizi de bekliyoruz. Efecan bu hafta bizde, çocuklar yemekten sonra oynarlar. Çok teşekkür ederim Avni Bey ama benim de Ali'ye sormam lazım. Ha, anladım. Sizinki ben bilmem, beyim bilir durumu. Neyse, ben de bunu gidip Zeyno'ya anlatayım bari. Hoşça kalın. Görüşürüz Avni Bey. Bekliyoruz. Tamam, biz haber veririz size. Hadi geçelim. Dudu, bir şey söyleyeceğim. Bu saatlerde toprağın bize gelmesi lazım. Babası her sabah bize getiriyor. Bu durumda buraya mı gelecek, Dudu'nun yanına mı gidecek? Periçe bizim şatoya görünür yaptığı için buraya gelecek. Buraya, eyvah! Dudu aklını kaçıracak. Burası dışarıdan şato gibi görünmüyor mu? Hayır, çünkü sabah uyanır uyanmaz ben şatoyu çevirdim. Ah! Geldiler bile. Geldiler bile. Hoş geldiler. Oo, tatlı torunum da gelmiş. Nasılsın damat? İyidir anneciğim. Sen nasılsın? Sağ olasın. Oo, aman da aman, kimleri görüyorum ben burada? Kaçak tacı. Dün yüreğimizi ağzımıza getirdin. Ne olmuş? Benim de yüreğim ağzıma geldi. Ya ama döndü sonunda. Oğlum bak, sakın bir daha kaçmak yok, tamam mı? Biz seni hepimiz çok seviyoruz. Ay canım damadım benim, tatlı dilli damadım. Neyse, yollar çok kalabalık anneciğim, ben gidiyorum. Nasıl istersen. Hadi bakalım. Akşama görüşürüz kızım. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni, tamam mı? Hadi güle güle. Teşekkür ederim. İyi işler. İyi işler. İyi günler anneciğim. Güle güle, gene gel. Acaba gerçek anneannemin yanında mıyım yoksa kopya anneannemin yanında mıyım? Asıl Dudu'nun cezasını biliyorsun. O düzelene kadar sen, kuzenlerin ve babalarınız ancak bu şatoya gelebilirsiniz. En azından dedem gerçek, dedem. Canım benim bir tanem. Güzel kızım. Ha şekerim. Yeter artık, çok sıkıştırdın ama tatlısın dedik diye. Nerede kaldı bu çocuk? Gelmedi gitti. Periliçe sana ne dedi? Unuttun mu? Kimse şatona gelemeyecek. Senin şaton görünmez olacak demedi mi? Yok artık. Onu da yapsın. Düzeldiğimde ilk işim Periliçe'yi sihirlemek olur. Aman Periliçe'yi sihirlemeye kalkma. Çarpılırsın vallahi. Merak ediyorsan aç bakalım toprak nerede? Aa. Bak ben hala anlayamıyorum. Sen daha düne kadar Ece diye ölüp bitmiyor muydun?
Ece güzel kız. Yani bir bakan dönüp bir daha bakıyor. Bütün okul peşinde. Yani en azından yarısı peşinde. Tabii ben de büyülendim. Bir de böyle kilo verip yüzüne bakılan bir adam olunca hoşuma gitti. Ama başka gerçekler de varmış hayatta. Onun çok büyük hayalleri var. Ama ben bu hayallerin hiçbirinde yokum. Bir de ben böyle kendi kendime bakıp kendi evime çıktığımda Ece tarafından takdir edilmeyi bekledim. Ama baba, takdiri bırak, evimi beğenmedi bile. Yani böyle küçük şeyler büyük işaretler olabiliyor bazen. Yolun sonunu göremiyorsun. Vay be! Benim oğlum böyle mantıklı mantıklı konuşup böyle filozof şairler gibi olmaya başlamış ha? Baba, ne? Ciddi ciddi konuşacaksak devam edelim. Aman canım, hemen tepki gösterme ya. Ha, yalnız dur. Şimdi sen konuşmadan önce ben sana daha soru soracağım. Şimdi Ece'den aldığın yaraları Tuğçe'de mi tamir edeceksin? Hı? Baba lütfen, ya rica ederim. Ben o kadar eşek miyim? Ha işte ben de bunu öğrenmek istiyorum zaten. Bak oğlum, şimdi seninle açık açık mertçe erkek erkeğe konuşacağız, tamam mı? Ne oluyor anne? Çünkü sen masaya ben olgunlaştım diye oturdun. O yüzden benim tarafımdan reşit adam sınavından geçeceksin. Anladın mı? Şimdi sen daha önce Tuğçe için işte ben onu sevmiyorum, o beni hala seviyor, peşimden koşuyor, yok gurursuzluk yapıyor diye şikayet etmiyor muydun? E sonra ne oldu da ben hala Tuğçe'yi seviyorum demeye başladın? Ha? Yani Hakan'ı kıskandığın için mi? Yoksa Ece işi olmadığı için mi? Hangisi kafana dank ettirdi? Ya ben Tuğçe'yi Hakan'dan kıskandım, evet. Ama onların arasında hiçbir şey olmadı. Bunu gayet iyi biliyorum. Hakan girdi Tuğçe'nin kafasına. Tabii biz bunları açık açık konuşmadık. Ama ben hissediyorum. Ya Hakan beni çok iyi tanıyor. Ve Tuğçe'yi de nasıl sevdiğimi gayet iyi biliyor. İşte beni test etti aklı sıra. Ama haklı çıktı. Yani Tuğçe'yi sevdiğimi anladım. Başka birisiyle olursa ölürmüşüm gibi geldi. Peki oğlum. Yani o zaman niye Ece diye ortalığı kasıp kavurdun? Niye buralara kadar getirip kızcağızı bizlere tanıştırdın? Hı? Ya baba uzatmasak. İnsanın benim yaşımda kalbi karışıyor, aklı karışıyor. Eminim senin de başına gelmiştir ama tabii oğlunla paylaşmak doğru olmayacağı için bana söylemiyorsundur. Bak oğlum. Asla kalp kırma, tamam mı? Yani kendi duygularını tatmin etmek için Tuğçe'nin duygularıyla asla oynama. Gerisini sen bilirsin. Oynamayacağım baba. Bu sefer gayet ciddiyim. Göreceksiniz. Tamam. Şey oğlum. Bak bir şey daha var da. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Dikkatli olun. Demek istediğim şu, sen şimdi yalnız bir evde yaşıyorsun, bekar hayatı yaşıyorsun değil mi? Hani belki sen de kalmak istemeye gelebilir, daha çok erken. Hadi baba, gel biz içeri girelim. Hadi. Geliyorlar, çabuk kapıyı hadi. Aha, ne güzel, herkes buradaymış. Ya ben de kafeye çıkacaktım, gidecektim. Tek konuşmanız bitsin diye bekledim canım. Bitirdik. Anne, kafeye ben de seninle gideyim. Bugün sabahçıyım biliyorsun. Olur canım, tabii birlikte gideriz. Hayatım, akşama Avni Beyleri iftara davetliyiz de. Yani ben seninle konuşmadan bir şey söylemek istemedim. Durumları da biliyorsun zaten Zeyno ile. Bir gerginlik var hala. Biliyorum da yani ama davet etmişler, gitmemiz lazım yani. Sadık Bey, Zeytin'i, Ali'yi beni de çağırdılar. Öyle mi? Tamam. Hayatım yapma ya. Yani Avni Bey'in hatırı için iki saat çık Zeyno'ya katlanabiliriz değil mi? Madem hep birlikte olacağız. Tamam o zaman.
Gidelim de sen arayıp söyle, olur mu? Geleceğiz de onlara. Tamam, söylerim. Biz gelmesek zaten kafeye gidecektik. Ya olur mu hiç öyle şey? Çocuklar çok ayıp ya. Ama baba, akşam kafede canlı müzik var. Evet Sadık'cığım, haklı kızlar. Şimdi ne yapsınlar Avni Beyler'de iftar yemeğinde? Sıkılır onlar. Süpersin anne. İyi tamam, bu seferlik gelmeyin. Bak, babam bizi de seviyormuş. Hadi Cem, çıkalım o zaman. Gidelim o zaman. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Hadi görüşürüz çocuklar. Tamam. Ali, bir kilo da tatlı mı alsaydık? Daha iyi söyledin hayatım. Hemen köşedeki pastaneden alıp geliyorum. Hadi al gel, bir tek çiçekle olmaz tamam. Şimdi. Hadi. Anne, bu çiçekler çok güzel kokuyor. Senin gibi güzel kızım, senin gibi. Hayatım nasıl oldu? Güzel oldu canım. Bu sıcakta o ceketi niye giyiyorsun? Ama böyle takım, yani onun için giyiniyorum. Bence giyme hiç ceketi. Çok terlersin. Hava çok sıcak. Yok ama ayıp olur ya. Yani bak şimdi şöyle şu halde gidelim. O hoş olmaz. Ne olacak yani. Hayatım, dışarı yemeğe gitmiyoruz ki. Evlerine iftar yemeğine gidiyoruz. Çıkarırsın, terlersin. Yok yok, böyle daha iyi. Ya böyle bir orada çıkarırım gerekirse. Güzel oldu. Peki bu kravata ne diyorsun? Şunlardan birini takayım yoksa bu mu kalsın? Ay, yok yok, o gayet iyi olmuş. Ay zaten canım hiç istemiyor. Vallahi bir ayaklarım geri geri gidiyor Sadık yani. Neyse hayatım, boş ver ya. Üzülme bak güzelim. Yani bir seferlik katlanacağız değil mi? Öyle, artık zaten gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Sadık. Hı? Sen bugün Cem'le konuştun ama ne konuştuğunuzu bana hala anlatmadın. Ya öyle havadan sudan erkek erkeğe konuştuk işte canım. Öyle havadan sudan erkek erkeğe ne konuştunuz? Arkadaşlarından konuştuk yani, konuştuk. Hangi arkadaşlarından? Ya tamam, Tuğçe ve Ece hakkında konuştuk. Ya, onunla yani bir takım şeyler konuştuk işte öyle. Hayatım, konuştuğumuzu biliyorum. Konuştuğunuz konuyu da az çok tahmin ediyorum da ne konuştuğunuzu merak ediyorum. Hayatım söyledim ya, erkek erkeğe konuştuk, özel konular konuştuk. Neyse bak şimdi. Yani bu sefer gerçekten palavra atmıyor. Bana çok ciddiymiş gibi geldi. Yani ya bana öyle laflar etti ki inanmazsın ya. Ben şaşırdım kaldım, böyle filozof gibiydi sanki. Böyle deyimler, atasözleri falan kullandı kendi çapında. Vallahi ya şaşırdım kaldım. Vallahi oğlum büyümüş de benim haberim yokmuş ya. Tabii ya. Sen ona o yasakları koyarken fark etmedin bile. Sadık'cığım, ben Cem'le birlikte çalışıyorum. Onu izliyorum, gözlüyorum. O kadar değişti, o kadar büyüdü ki artık. Tek başına kolaylıkla yaşayabilir o. Tek başına? Of, içim sıkılıyor. Hadi gidelim. Gel. Aa, hediye mi aldın? Evet. Ne aldın? Ay söylemeyeceğim, sürpriz. Ver, ben taşıyayım. Al bakalım. Oo, ağırmış bu ya. Evet, çık bakalım. Oo, ne aldın ki? Sürpriz dedim ya, görürsün. Merhaba. Bize yardım edelim mi? Tamam edin bak, dolmalar var. Onlar masalara yerleşecek tek tek. Tamam. Tamamdır. Çilek. Buket'le Kaan nerede? Ya biz 13 yaşındayız. Aileleri her gün dışarı çıkmalarına izin vermiyorlar ki. Dün bile zar zor izin aldılar. Psst, ne haber? İyiyim. Görüşemiyoruz. İyi de sen böyle durumlarda abine haber versene. Ben ailelerini ararım, konuşurum. Evlerinden alır, evlerine bırakırım. Yaşa abi ya. Hadi çalışalım. Tamam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin Hüseyin. Ne haber? İyiyim, sen? İyiyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bravo. Bravo. Gerçekten bravo. Tüm türden tebrik ediyorum. Ya yapmayın, utanıyorum. Ya utanmasana. Selam. Hoş geldiniz. Ben bir yardım edeyim. Tamam, öyle yapsan. Selam, merhabalar. Merhaba canım.
Müşteri yokken biz de hazırlanalım. Olur, öyle yapın o zaman. Biz de zaten masaları hazırlıyoruz. Tamam. Vay 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 vay. Ay. Çok güzel. Ay ben bayılırım böyle şey. Ay Betüş, Betüş Hanım. Ay ben çok severim böyle heykelleri. Ay canım benim. Meleğe bak. Ay güzelliğe bak avni. Güle güle kullanın. Evimin baş köşesine koyacağım hemen. Hemen koyayım hatta bakın. Bakın koydum. Ah çok güzel oldu. Tam efecanlık. İlk şutta devirir onu. Anne. Şaka şaka. Anne bey, bizi de çağırdığınız için o kadar mutlu olduk ki söylemeden edemeyeceğim. Ah, rica ederim efendim. Biz de çiçek için çok teşekkür ederiz. Tatlılar için. Ne bu zahmet böyle? Afiyet olsun. Ay ne demek öyle bizi de çağırdığınız için falan. Yani Avni'nin oğlunun üstünde o kadar çok emeğiniz var ki. Sessiz olur mu Firuzeciğim? Patladı. Top patladı. Buyurun sofraya geç kalmayalım. Hadi buyurun sofraya. Avniciğim, Efecan'la Zeytin odada oyun oynuyorlar. Onları da kap gelsin. Ben alayım Zeytin'i. Hayır, hayır. Siz misafirsiniz. Getirin o. Hadi siz oturun lütfen. Buyurun. 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 Yapabilirim. Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz öyle? Kulaktan kulağa oynuyoruz. Kulaktan kulağa mı? İki kişiyle kulaktan kulağa mı oynanır canım? Ne yapalım? İki kişiyiz. İyi. Hadi herkes sizi sofrada bekliyor. Gelin tamam mı? Hadi, hadi. Tamam. Hadi bekliyoruz, hadi. Kulaklarıma inanamıyorum. Bunu gerçekten yapabilir misin? Ya ben sana ne zaman yapamayacağım bir şey söyledim. Tamam, peki nereden öğrendin peki bu sihri? Bazı peri filmleri var, oradan öğrendim. Belki sadece filmlerde olan bir şeydir, denedin mi? Hayalden her şey gerçek olur, denemesi bedava. Tamam o zaman, içeriye gidelim ve deneyelim. Kimle kimin ruhunu değiştireceğiz? Bilmem, sen söyle. Mesela Firuze teyzeyle Zeyne ablanınkini değiştirebilir misin? Evet ama istemem. Ben annemden memnunum. Betüş'le değiştirelim. Olur. Tamam hadi gidelim. Gelin, gelin bakayım. Nerede kaldınız siz ya? Gelin çocuklar gel. Sen oraya otur. Gel gelin bakalım. Gelin canım. Ay maşallah valla. Çok iyi anlaşıyorlar değil mi Nazar değil misin? Doğru söylüyorsun. Allah bozmasın. Çok güzel anlaşıyorlar. Çok tatlı şeyler canım ya. Yalnız çorba da çok güzel olmuş. Evet, elinize sağlık. Afiyet olsun. Yani gerçekten, gerçekten karıcığım çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, harika. Ne çorbasıydı bu? Şey çorbası, kremalı brokoli çorbası canım. Her zaman yapıyorum ya. Ben bunu içmeyeceğim. Efecan, yani Zeyno bizi her zaman yapıyor ya, severek içiyoruz. Firuzeciğim. Tam sırası. Tamam. Oturun siz, ben hazırlarım hadi. Ya Firuze abla sen oruçlusun, olur mu öyle şey? Ne olacakmış oruçlu olunca? Canım falan istemiyor ki, ben hazırlarım. Evet, simitler geldi çocuklar. Hoş geldin baba. Ay. Hoş bulduk yavrum. Hoş geldin de baba. Hı. Bunlar sıcacık mis gibi. Biz nasıl senin karşında yiyeceğiz bunu? Ama canım basbayağı yersiniz. Ya biz kendimize de aldık. Akşam iftarda yiyeceğiz, tamam mı? Şey nerede, Betüş nerede? Lavabodaydı. Baba bir şey soracağım. Betüş'ün nesi var? Yani dün gece Avni amcalardan döndüğünüzden beri bir acayip davranıyor. Ay, ay bu ne pislik. Ay şuna bak ay kıllı kıllı sadık olmaz seni. Diş fırçası para. Sadık. Ay.
9 yazmamışım ya. Gene kaybettik herhalde. Yani bir tıraş olmuşum, köpük orada, jilet orada, her yerde kıllar filan. Ay çocukların arkasında dolanım yetmiyor, bir de seninle mi uğraşacağım ya? Çok affedersin hayatım, yani ben çok haklısın. Yani ben fırına gidip döndükten sonra toparlarım dedim ama sen yani görmüş bulundun onları. Günaydın Betüş Hanım. Sizin için de sofraya bir tabak koyayım mı yoksa niyetli misiniz? Afiyet olsun size, afiyet olsun. Ver bakayım şu gazeteyi. Al şekerim. Başına vurdu acaba? Bize günaydın bile demedi. Ya acaba dün tartıştınız diye mi böyle baba? Vallahi anlayamadım yani. Hani zoraki gittik Avni Beylere. Hani tamam haklı belki ama ya bu kadar da uzatılmaz ki değil mi? Yani Betüş hiçbir şey bu kadar uzatmazdı ki. Yani dün bize nasıl bağırdı? Ya. Baba acaba bilmediğimiz bir şey mi var? Annem gibi değil ki. Sanki Zeyno ablayla ruhlarını değiştirmişler. Ama Çilek çok ayıp yani. Deme böyle ya. Anne benim simsem verir misin? Ben bahçede yiyeceğim. Ah yavrum bahçede bahçe. Terbiyeli ol sıranı bekle. Evdekiler kahvaltısını bitirsin. Simidini veririm bahçede yersin tamam mı? Neyse ben gideyim çocuklar. Bir isteğiniz var mı benden? He? Yok baba. Öyle mi senin? Yok. Peki. Betüş'üm hayatım ben gidiyorum tatlım. Sana kolay gelsin Firuze. Teşekkür ederim. Hayırlı işler Sadık Bey. Çamur yapma. Kapıyı da kapa, klimayı açayım, içeride ısınmasın. Çıkayım mı ben? Yok canım, o kadar da değil yani. Her şeyi ben yapacağım. Hadi gir içeri, gir. Çamur. Çamur yağdın ama. Dostum ben ne yapayım, ne istiyorsun? Sen çayı demle, ben daha çayı demlemedim. Olur. Tamam. Gençler günaydın. Günaydın. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne haber Cem? İyi, sen? Sağ ol. Ne haber Toprak? İyiyim. Karıcığım iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Anneannem bugün Toprağı buradan alacak. Artık kuzenine göz kulak olursun değil mi? Ayıp ettin enişte. Hayırdır, neden buluşma yeri burası? Maya falan alacağız. Kızsal konular. Nişantaşı buraya yakın ya, o yüzden burada buluşacağız. Anladım. Tamam, geç bir yere otur. Ben de temizliği bitireyim, beraber bir şeyler yeriz. Tamam? Olur. Sen ne istersin enişte? Ben işe geç kalmayayım. Siz benim yerime de yiyip içersiniz artık. Kuzen sana emanet, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Öpücük babaya. Bir şey olursa beni ara, tamam mı kızım? Tamam. Hadi İyi bakalım. İşler baba. Teşekkür ederim kızım benim, canım benim. Barış, sana da kolay gelsin. Sağ ol abi, görüşürüz. Görüşürüz. Gel bakalım Toprak Hanım. Ya bir gün de beni evde yalnız bıraksın. Kalırım diyorum, yok olmaz diyor. Bir sizde bırakıyor, bir anneannemlerde. Var ya, bir gün senin gibi babama ben ayrı eve çıkacağım demem söz konusu bile olmayacak. Vallahi bana da öyle geliyor. Yani üniversiteyi şehir dışında kazanamazsan sen babandan ayrılamazsın. Gerçi onda bile şüpheliyim de neyse. Ev işi ne oldu sizin? Arıyoruz. Bu girişte anneannemin şato gibi evinde kalacağız.
Vallahi ev şato gibi de anneannemle eniştem o evde beraber nasıl uzun süre yaşar ben bunu bilemiyorum. Neyse ben temizliği bitireyim geleceğim yanına, tamam? Tamam. Cem'e de bakın. Neden zormuş benimle yaşamak? Erkek çocuğu. Kendini Yavuz'un yerine koyarak düşünüyordur. Şimdi senin şatona Perihan, o, bu bir sürü kadın gelip gidiyor. Sen Yavuz olsan sıkılmaz mısın? Niye? Akşamdan akşama eve geliyor. Ayrıca onlar gelirken ben şatoyu sihirle eve çeviriyorum ama aslında şato kadar büyük bir ev. Herkes istediği yerde rahatlıkla burada yaşayabilir. Tabii cezam ortadan kalkmadıkça bütün bunları düşünmem bir hayal.